Merhabalarınız arkadaşlar, hoş geldiniz. Tek uzam öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Herkes hoş geldi, merhabalar. Merhabalar Meriye Hocam, Cengiz Hocam, Ayşegül Hocam, Gizem Hocam. Çok güzel bir katılım var. Herkes hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım herkes çok iyidir. Keyifleriniz umarım çok yerindedir. Ramazan nasıl gidiyor? Ramazan'da ders çalışmak nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Benim halimi hatırımı soran öğrencilerime de. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Sizlere seminer yapıyorum. Çok daha iyi hissediyorum kendimi. Her şey çok yolunda. Böyle yoğun öğrenci görüşmelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Sürekli seminerler yapıyoruz. Bilgilendirmeler yapıyoruz. Gayet iyiyiz çok şükür. İnşallah sizler de çok çok iyi olursunuz. Yani şu an birçok sınava zaten çok kısa bir süre kaldı. Kimler hangi sınavlara hazırlanıyor? Başlayalım bakalım. Öncelikle kısa bir tanışma yapalım arkadaşlar. Hangi sınavlara hazırlanıyoruz? Bölümlerimiz neler? Nerelerden katılıyoruz? Daha önce girdik mi? Herkes çok kısaca kendisini tanıtsın bakalım. Ortaöğretimden girenler var. DGS var. Ön lisans var. İlk kez giren öğrencilerimiz var. Çok güzel. Lisans var. Çok güzel. Adalet bölümü mezunu olan. Lise Ankara Sayısal. Yani buradan anlıyorum ki Meryem'cim sen YKS'ye hazırlanıyorsun. Bilgisayar programcılığı İzmir'den katılıyorsun. Gizemcim çok güzel. Okul öncesi. Gülten hocam. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Aramızda kalsın meslektaş olacağız. Çok güzel. Harika. Çocuk gelişimcilerimiz var. Sadece lisans düz memuriyet için sınava girecek öğrencilerimiz var. Çok güzel. Harika. Arkadaşlarım, şimdi bu seminerin başlığı neydi? Hocam, bir türlü programa uyamıyorum. İnanın arkadaşlar, özellikle son birkaç aydır, belki de yılbaşından bu yana sıklıkla yaptığım bireysel öğrenci görüşmelerimde, kendi kayıtlı olan öğrencilerimizin dışındaki görüştüğüm öğrencilerimde en çok aldığım geri bildirim arkadaşlar, hocam program yapıyorum uyamıyorum. Nasıl öz disiplinli olabilirim? Hocam öyle bir yöntem verin ki ben artık çalışmak isteyeyim. Artık motivasyonumu sağlayayım ve koruyayım. Çok disiplinli biri olmak istiyorum. Zihnimde çok güzel hayaller kuruyorum. Rutinler oluşturuyorum ama bir türlü uyamıyorum. En çok bu soruyu sordunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki madem bu soruyu öğrencilerimiz çok sıklıkla soruyorlar, o zaman biz bunu genel bir seminerde yanıtlayalım. Aynı konudan muzdarip olan diğer öğrencilerimiz de en azından faydalanmış olsunlar dedik. Yani şu an aramızda olan öğrencilerimiz disipline olmakta güçlük çeken, program ya hazırlayamayan ya da hazırlasa da uyamayan öğrenciler. Ders programına uyamıyorum. Sadece canlı ders ve arkasında soru çözümüyle idare edebilir miyiz? Hayır Cengizciğim. Bu şekilde idare edemezsin. Bu senin yaptığını zaten herkes yapıyor. Bu doğru bir yöntem değil, yeterli bir yöntem de değil arkadaşlar. Şu an aramızda YKS öğrencileri, DGS, KPSS, lise, ön lisans, lisans hatta hocalarımız, öğretmenlerimiz de var. Esra hocam da resim öğretmeni, görsel sanatlar öğretmeni. Çok güzel. O yüzden bu vereceğim bilgiler kıymetli dostlarım. Her biriniz için geçerli bilgiler olacak. Çünkü disipline olamama genel bir problem. Bunun ne bir yaş aralığı var, ne girdiğin sınav, ne cinsiyetin, ne tecrüben, ne hedefin. Bununla bir ilgisi yok. Genel bir sorun programsızlık bizi disiplinsizliğe itiyor. Disiplinimiz olmayınca da arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir öyle bir böyle. Bir çalışıyorum, bir çalışamıyorum. Disiplin düzeyimiz yerlerde geziyor. O yüzden ben istiyorum ki bu seminer sonunda artık bu seminere katılmış her öğrencim kendini tanıyıp nasıl öz disiplin düzeyimi arttıracağım ve sadece arttırmak yeter mi? Hayır. Nasıl bunu sınav tarihine kadar koruyacağım? Bunun yanıtını alarak seminerden ayrılsın istiyorum. O yüzden arkadaşlarım, eğer hazırsak başlayalım ama öncelikle bu seminerimizde programa uyum sağlayamamanızın temel alt nedenlerini,
İdeal bir ders çalışma programının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve öz disiplin kazanma, ders çalışma motivasyonunu arttırma tekniklerini detaylı bir şekilde ele alacağız arkadaşlar. Yine aralarda sizin bana sorduğunuz diğer soruları da yanıtlamaya çalışacağım. Eğer herkes hazırsa başlıyoruz o halde. Hazır mıyız yöntemleri öğrenmeye? Hadi bakalım, biraz enerji istiyorum. Çok güzel. Herkes Melih Hocam kadar enerjik olsun yeter. Tamam, harika. O zaman arkadaşlar, önce bir sizin bildiklerinizle başlayalım. Yani siz ne biliyorsunuz? Normali ne? Yani eksik olan bilgiyi bulmamız için sizin bildikleriniz ve olması gereken kesişim noktası var mı? Eksik olan yönler neler? Biraz bunların üzerinde duralım. Sizce bir çalışma programı size mi uymalı? Yani programına size mi uymalı? Yoksa siz mi o ders çalışma programına uymalısınız? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Evet, bakalım yanıtlar. İkisi de diyor Melih Hocam, bize uymalı diyenler var. Başka, biz ona uymalıyız diyenler var. O bize uymalı diyenler var. Bu bir paradoks. O mu bize uysun, biz mi ona uyalım? İkimizden birbirimize uyalım. Tamam. O bize uymalı. O zaman yanıtımızı verelim. Şimdi dostlarım, çalışma programımız mı bize uymalı, biz mi ona uymalıyız? Bunun yanıtını bir örnek üzerinden vereceğim. Şimdi karşınızda Gül. Gül dereceyle atanmış bir öğrenci. Ve nasıl bir programla derece yaptığını bir sosyal medya, yani bir video paylaşım sitesinde paylaşıyor. Yaklaşık gördüğünüz üzere izlenme oranı 150.200 kişiden fazla kişi bu öğrencimizi takip ediyor ve videosu bunun kat ve kat fazlasıyla izleniyor. Yani Gül takip ediliyor. Neden? Çünkü Gül dereceyle atandı ve Gül nasıl atandığını anlatıyor. Bizim toplumumuzun en büyük merakı budur ya arkadaşlar. Biri bir başarı elde ettiyse hemen onu takip edelim, taklit ederim. O öyle yaptıysa ben de öyle yapayım. Aman eksik kalmamalıyım. Ama şunu kimse göz önünde bulundurmuyor. Ya o benden farklı, ben ondan farklıyım. Nasıl siz aynı giysiyi alıp giymiyorsunuz arkadaşlar? Nasıl aynı takıları hepimiz alıp takmıyoruz? Nasıl aynı küpeyi almıyorsun? Nasıl aynı üstü almıyorsun? Bu böyle bir şey mümkün mü? Hangi birinizin boyu, fiziksel özellikleri, kilosu, göz rengi, ten rengi, saç rengi birbiriyle aynı? Kardeşler bile farklı. Sana yakışanla ona yakışan biri olabilir mi? Hayır. Tabii olay ders çalışmaya gelince biz zannediyoruz ki hocam aman ben onu yazarım, çizerim, aynen uygularım, aynı başarıyı ben de sağlarım. Ki yalnız değilsiniz. Sizin gibi Gül'ü taklit eden başka bir öğrencimiz de var. Onun da ismi Tolga. Şimdi Gül ne yaptı arkadaşlar? Her dersten not tuttu. Her gün en az 300 tane soru çözdü. Tüm konuları baştan sona yine bir video paylaşım sitesinde dinledim. Ve günde en az minimum 10 saat ders çalıştım. Ve böyle bir programla hazırlandı, derece elde etti ve atandım. Şimdi karşınızda Tolga. Tolga Gül'ün bu çok popüler videosuna denk geldi ve bu videoyu izledim. Onun derece yaptığı programı birebir hazırladı, yazdı, önüne koydu. Başta uygulamak ağır geldi ama sonra kendini zorladı. Dedi ki Tolga uyumak zorundasın çünkü Gül bununla derece elde etti. Sen de aynı yöntemi uygula, sen de derece elde et dedi. Ve bırak derece yapmayı. Arkadaşlar bakın sonuçlar açıklanıyor. Dereceyle atanmayı bırak. Tolga sınavı kazanamıyor. Peki sizce Tolga neden başarısız oluyor? Melia diyor ki Tolga aynı biz hocam. Evet, biz inşallah gül olalım. Yani gönül ister ki atanan tarafta olalım. Ama şu anki gidişat evet Tolga olduğumuzu gösteriyor. Ama her şey bizim elimizde. Her şeyi biz değiştirebiliriz. Şimdi alalım yanıtları. Özlem diyor ki Tolga fazla yüklendi kendine hocam.
Herkesin anlama seviyesi aynı değildir. Gülten hocam diyor ki farklılıklar. Hocam 10 saat çalışmayla 300 soruyla nasıl kazanamaz? Bak. Nasıl kazanamaz? Program Tolga'ya uymamış Esra hocam. Çalışma yöntemi herkesin aynı değil. Tamam. O zaman gelelim yanıta. Şimdi Tolga'nın başarısızlığının altında yatan sebepler, evet her biriniz kısmi olarak bu sebeplere değindiniz. Ama bizim daha öncesinden de bizi takip eden ve diğer seminerlerime katılan öğrencilerim de bilir ki çok meşhur bir örneğimiz vardır. Ali ile Veli örneği üzerinden detaylıca ele alalım. Bakalım Tolga neden kazanamamış? Şimdi karşınızda dostlarım Ali ve Veli. Ali ve Veli'yi size takdim ediyorum. Ali ile Veli aynı mahallede, aynı sene doğuyorlar. Aynı yaştalar, aynı kültürel, sosyoekonomik düzeye sahipler. Aynı okulda, aynı sınıfta okuyorlar. Hatta sıraları bile yan yana, aynı sırada okuyorlar. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar. Aynı kitaplardan ders çalışıyorlar. Üstelik ders çalışma saatleri ve toplam ders çalıştıkları süre bile aynı. Derken dostlarım sınav geliyor, çatıyor. Ve Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Yani bir nevi Gül'le Tolga'yla Ay ile Veli'yi şimdi içler dışlar çarpımı yapacağız arkadaşlar. Bir denklem kuracağız. Peki tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor? Neden? Şimdi bunun yanıtını vermemiz Tolga'nın başarısızlığının yanıtını da vermiş olacağımız anlamına geliyor. Yani Ali ve Tolga bu hikayenin yananları arkadaşlar, üzülerek söylüyorum. Veli ile Gül ise kazananları, tebrik toplayanları, alkış toplayanları. Melia diyor ki bu sefer de yaptıkları o aynı çalışmalar Ali'ye uymamış. Evet. Gizem hocam diyor ki hocam çok çalışmak değil, verimli çalışmak önemli. Tabii ki de Gizem hocam. Gül ile Veli rakiplerini harcamış. Çoktan vallahi hiç yakın dostum arkadaşım falan dememiş Melia hocam. Harcamış ki ne harcamış. Çalışma yöntemleri herkes için farklı. Tamam. Şimdi verdiğimiz yanıtlara bakalım. Arkadaşlar Ali Veli gibi çok çalışıyor ama boşa çalışıyor. Ali başarısız oluyor çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmıyor. Ve biz şunu asla unutmamalıyız ki Ali gibi, Tolga gibi olmamak adına evet her öğrenci öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Bakın altını çizdiğim kısım burada ne farklı. Ben size öğrenemezsiniz demiyorum. Aynı yöntemleri kullanmasan sakın kesinlikle öğrenemezsin. Diğeri öğrenir. Senin zeka düzeyin, senin psikolojin, senin oyun buyun demiyorum. Sen de mutlak suretle öğrenirsin. Ama aynı yöntemle öğrenemezsin. Çünkü her öğrencinin bireysel bir öğrenme yöntemi ve tekniği vardır. Her öğrencinin bireysel bir öğrenme hızı vardır. Sen kendinde bu özellikleri bilmezsen bir başkasının üzerine dikilmiş bir giysiye alıp giymeye çalışırsın. O giysinin ya fermuarı kapanmaz, ya boyu kısa gelir, ya dar olur, ya geniş olur. Yani sana özel olmaz. Ve sana da yakışmaz. Hatta bütün eğer özel bir günde bunu tercih edeceksen kesinlikle belki de toplum içine bile çıkmak istemezsin. Şimdi sınav bizim bu süreçte kaderimizi belirleyen bir sınav ve neden riske atalım arkadaşlar? Neden ben bir başkasını taklit edeyim ki? Onun özellikleriyle benim özelliklerim aynı değil. O yüzden sizin de vaktinizin boşa gitmemesi için bakın gelmişiz şurada. Mart ayının sonuna, neredeyse Nisan'a geleceğiz. Ortalama sınavlara 3,5-4 ay hatta YKS'ye, DGS'ye falan daha da kısa bir zaman dilimi var. O yüzden sizin şu an en büyük ihtiyacınız zaten zaman. Yani zamanı doğru kullanmanız gerekiyor. O yüzden
Kalan süreyi boşa harcamamanız için verimli çalışmayı öğrenmelisiniz arkadaşlar. Verimli çalışmayı öğrenmek için de belki birçoğunuz bizi uzun süredir takip edenler ya da benim diğer gerçekleştirmiş olduğum seminerlerime katılan öğrencilerimiz biliyor ki belki birçoğunuz da çözdü. Bizim eğitim analizlerimiz var. Tek uzam eğitim analizleri. Bu analizlere katılarak ücretsiz bir şekilde öğrenme yapınızı keşfedip size özel çalışma önerilerinden faydalanabilirsiniz dostlarım. Yine seminer sonunda bu analize nereden nasıl girmeniz gerektiğine dair de yönlendireceğim. Ama öncelikle bizim kayıtlı öğrencimiz görselde aile. Aileyi görüyorsunuz ve burada bir ekran kaydı aldım. Kayıtlı olan öğrencimizin girdiği eğitim analizinin sonuçlarını sizinle paylaşmak istedim. Ve bu ailenin öğrenme kimliği karnesi. Şimdi bu karneye herkes bir 10 saniye baksın. Ne görecek? Aylin'in öğrenim özellikleri nasıl? Hangi özellikleri geliştirilmeli? Hangi özellikleri iyileştirilmeli ya da hangi özellikleri gerçekten çok güzel? Herkesten bu kimliği bir yorumlamasını istiyorum. Bakalım neye dikkat edeceğiz? 10 saniyeniz başladı. Evet, Meliha yanıtları vermeye başladı. Şimdi arkadaşlar, burada ben sizin yerinizde olsam şöyle görüyorum. Bazı değerler kırmızı, bazıları yeşil, bazıları da mavi. Şimdi benim dikkatimi kırmızı çekiyor arkadaşlar. Çünkü kırmızı genelde bir alarmdır. Yani kırmızının genel renk anlamı da budur. Kırmızı bir dikkat çekici bir renktir ve dikkat çekilmek istenilen kısımlarda kırmızı kullanılır. Hatta ilkokulda düşünün, başlıkları biz kırmızı kalemle atıyorduk. Neden? Başlık önemli. Başlık seni çekecek ki girip içine bakacaksın. Aylanın unutma hızı yüksek. Ve Ayla'nın stres düzeyi de yüksek. Yani Ayla hem çabuk unutan hem de çok stresli bir öğrenci. Yani Ayla'nın bu iki özelliği üzerine çalışması, bu iki özelliğini stabile düşürmesi, normale düşürmesi gerekiyor. Peki Ayla bunu tek başına yapabilir mi? No, tabii ki de hayır arkadaşlar. Birçoğunuzun eminim ki bu analize girdiğinizde unutma hızı belki yüksek çıkacak. Çünkü birçoğunuz şu anda çok çalışmaktan bütün bilgileri öğrendiğiniz düşüncesine giriyor olabilirsiniz. Ama sadece öğrenmek yetmiyor. Öğrendiğiniz bilgileri belirli periyotlarda unutmanıza yakın bir zaman tekrar etmeniz gerekiyor. O yüzden biz bu sisteme kayıt olan öğrencilerde unutma hızlarını ölçüyoruz ki ona özel tekrarları yaptırabilelim. Yapay zeka bunu ölçüyor bu özelliği ve diyor ki Ayla, senin unutma süren çok yüksek. Sen çabuk unutuyorsun. Bu yüzden sana sık sık tekrar yaptıracağım. Neden? Çünkü senin buna ihtiyacın var. Ama bir başka öğrencinin belki de öğrenme hızı düşük. Yani geç öğreniyor. Bir kere de değil, 3 kere de öğreniyor. O zaman 3 kere çalıştırıyor. Çünkü senin neye ihtiyacın varsa onu yapman gerekiyor. Yani Tolga'nın Gül'ü taklit etmesi gibi, Ali'nin Veli'yi taklit etmesi gibi kendini tanımadan bütün o kendine dair gözlemlerini yok sayarak onun peşine takılması bu yüzden doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Çünkü inanın Ali ile Veli'yi de bu analizi alsaydık, Gül ile Tolga'yı da bu analizi alsaydık bunların sonucu da farklı çıkacaktı. O yüzden neden biri başarılı olurken diğeri başarısız oldu? Çünkü kendini tanımadan çalıştı. Başarılı öğrencilerin neredeyse tek ortak özellikleri arkadaşlar kendi özelliklerine uygun çalışmalıdır diyebilirim. Kesinlikle Esra Hocam. Şimdi geliyorum. Sadece kendinizi tanıyarak çalışmanız yeterli mi? Hayır.
Nasıl kendi bilişsel sürecini, psikolojik sürecini tanıyorsan derslerdeki seviyeni de bilmek zorundasın. Çünkü senin matematikte seviyen iyi olmayabilir, bir başka öğrencinin iyi olabilir. İkiniz aynı sınıfta, aynı grupta ders almamalısınız. Biriniz daha iyi öğrenir, diğeriniz hiç öğrenemez. Ya da senin Türkçe'de seviyen çok ileri düzeydeyken coğrafyada seviyen orta seviye olabilir. Bak kendi içinde bile 5 dersin 5'inde aynı performansı gösteremezsin. O yüzden önce seviyeni bilmeli, sonra seviyene uygun çalışmaları programına dahil etmelisin. Aksi takdirde seviyesi bilinmeden yapılan bir çalışma, navigasyon açılmadan ve yol nereye gideceğini bilmeden random yola çıkılan bir süreç kadar risklidir. Hem zaman kaybettirir, hem mazot kaybettirir, hem de sizi gereksiz yere yorar ve kaza riskinizi arttırır arkadaşlar. Sen nasıl diyorsun ki hocam ben Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıkacağım. Amacım İstanbul Beşiktaş'a gitmek. Bak nereden yola çıktığım belli, nereye varacağım belli. Yanında o yolu daha önce gitmiş bir rehber olabilir ya da navigasyon olabilir. Açarsın en sağlıklı yoldan, en kestirme yoldan ona teslim olup gidersin. Yani program da bu görevi görür arkadaşlar. Program gelişi güzel sağa döneyim. Ay burada yanlış yol çıktı karşıma sola döneyim. Sonra 5 metre sonra yeniden buradan gireyim. Aa sapağı kaçırmışım 10 kilometre boşuna gitmişim. Bunlar size zaman ve mazot kaybettirdiği gibi yanlış yapılan bir programda sizin enerjinizi ve zamanınızı boşa harcamanızı sağlıyor. Yani bu bizim istediğimiz bir durum değil. O yüzden tıpkı bu eğitim analizleri gibi arkadaşlar bizim sistemimize kayıt olduğunuzda biz sizin bütün derslerdeki seviyelerinizi tek tek seviye belirleme sınavlarıyla birlikte ölçeceğiz. Hangi derste temel seviyedesin? Hangi derste başlangıç seviyesindesin? Hangi derste orta seviyedesin? Hangi derste ileri seviyedesin? Hangi derste üst seviyedesin? Önce bunları belirleyeceğiz. Sonra da belirlediğimiz özelliklerle birlikte yapay zeka senin seviyene göre hangi türden bir çalışma yapacağını belirtecek. Programına da bu çalışma türlerini ekleyecek. Mesela matematik eminim ki birçoğunuzun çok da sevmediği, belki sırf zorunluluktan çalıştığı bir ders ve matematikte birçoğunuz temel seviyede çıkacak. Bak burada ne diyor? Temel seviyede olan bir öğrenci ön hazırlık yapmalı diyor. Önce seviyesini bilmeli, sonra ön hazırlığını yapıp zihnini hazırlamalı, sonra bilgi bombardımanına kendini almalı diyor. Yani senin eğer seviyen temel seviye çıkarsa biz senin programına matematikle ilgili ön hazırlık eğitimlerini yükleyeceğiz. Bence bu sayfanın ekran kaydını alın arkadaşlar. Çünkü hepsinin üzerinde durmak isterim ama vaktimiz o kadar fazla yok. Ve bunları siz bireysel olarak okuyup anlamanızı istiyorum. Bunun üzerine çalışmanızı, zaman harcamanızı istiyorum. Hangi seviyede öğrenci hangi türden bir çalışmayı nasıl yapmalı? Burada bunun yanıtını verdik aslında. Çok kıymetli bilgiler ve bu aslında hocaların bilir ki aşamalı öğrenme modeli demektir. Yani öğrenmeyi parçalamaktır. Çünkü öğrenme sadece tek bir kaynakla yapılan bir şey değil arkadaşlar. Öğrenmek bir süreçtir. Bakın kendinizi geliştirmek bir süreçtir. Sizin öyle hani YouTube'dan açıyorsunuz, kulaklığınızı takıyorsunuz, X hocayı, Y hocayı, Z hocayı dinliyorsunuz. Ay ben öğrendim hocam, çalıştım diyorsunuz ya. Bu öğrendiğiniz anlamına gelmiyor. Bir bilgiyi öğrenmeniz için onun üzerinde birden fazla çalışma türünü yapmış olmanız gerekiyor. Sadece konu çalışmak size o bilgiyi kalıcı olarak öğretmez. Sadece soru çözmek de öğretmez. Bir bütün olarak o bilgiyi bir kere önce seviyenize uygun bir şekilde uygun kaynaktan almalısınız. Sonra bu da yetmiyor. O bilgiyi öğrendikten sonra unutma sürene göre o bilginin sınava kadar düzenli bir şekilde
sürekli tekrarını da yapman gerekiyor. Zaten başarılı olan öğrenciler bu yöntemle başarılı oluyorlar. Arkadaşlar bakın, burada çok önemli bir şey söylüyorum. Size tam olarak başarılı olmanızın sırrını veriyorum aslında. Yani bu sırrı çözen, buna uygun hareket eden bir öğrencinin iddialı bir şekilde söylüyorum ki yani öğrenemeyeceği hiçbir konu ya da çözemeyeceği hiçbir kalıpta soru yok ve biz bu 5 basamaklı öğrenme modelini kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde zaten uyguluyoruz. O yüzden hocam ben bunların hepsini tek tek analiz edemem. Hepsinde bütün konuların tek tek çalışma türlerini çeşitli kaynaklardan bulamam ve bunu programıma dahil edemem diyorsanız biz buradayız. Bizim kurslarımıza kayıt olabilirsiniz. Akıllı sistemimizden, yapay zeka sistemimizden siz de konforunuzu bozmadan faydalanıp bu yıl kazananlar listesine isminizi yazdırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar verdiğim bilgilerle birlikte artık bizi başarıya ulaştıracak bir çalışma programının hangi özelliklere sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bir, programım verimli olmalı. İki, seviyeme uygun olmalı. Üç, programa bir uyup bir uymamazlık yapmamalıyım. Öyle bir program olmalı ki beni içine almalı, çekmeli, sürdürülebilir olmalı. Dört, öz disiplin düzeyime uygun olmalı, ütopik bir program olmamalı. 5. Sonuçlarını ben görebilmeliyim, sonuçları ölçülebilir olmalı. 6. Sürekliliği olmalı, sınav tarihine kadar beni öyle bir içine çekmeli ki sınava kadar ben bu programla çalışmak istemeliyim. 7. Öğrenme yapınıza uygun olmalı. 8 ve en önemlisi dostlarım, sadece size özel olmalı. Çünkü unutmayın, bu sınava milyonlarca öğrenci giriyor ve siz o milyonlarca öğrenciden sadece bir tanesisiniz. Biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Kendinizi önemsemediğiniz, kendinizi tanımadığınız sürece bu sınavda başarılı olmanız mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bu özellikleri taşıyan bir programla ders çalışırsanız ne öz disiplin sorunu yaşarsınız, ne motivasyon kaybı yaşarsınız, ne stres düzeyiniz yükselir. Unutmayın ki arkadaşlar, stresli bir öğrenci, mutsuz bir öğrenci, çalışma isteksizliği olan bir öğrenci, bir çalışan bir çalışmayan bir öğrenci programlı olmadığı için bu sorunları yaşıyor. Programı olan, programı kendisine özel hazırlanan, takip edilen, idealist olan bir öğrencinin öz disiplin düzeyi kesinlikle düşmez. Şimdi geliyorum bütün bu saydığım özelliklerin yanı sıra. Kendinize günlük hedefler kesinlikle koyun. O günün sorumluluklarını yazın bir kenara. O gün ne yapmanız gerekiyorsa günü geldiğinde yapın. Asla ertelemeyin. Televizyon, telefon, tablet gibi dikkat dağıtıcı araçlardan olabildiğince uzak durun. Fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarınızın farkında olun. Kendinizi ihmal etmeyin. Uykusuz kalmayın, aç kalmayın. Motivasyonunuzu düşüren, size inanmayan, sürekli olumsuz şeylerden bahseden kişilerden uzak durun. Kendinize karşı anlayışlı olun. Az önce de söylediğim gibi siz milyonlarca öğrenciden sadece bir tanesisiniz. Mükemmelliyetçi, evet olmak güzel bir şey gibi gelebilir kulağımıza. Hayır, mükemmelliyetçi olmayı tabii ki de isteyelim. Biz buna layığız ama bunu zihninde sana bir yük olarak bırakma. Mükemmeli istiyorsan mükemmel ve kendine uygun bir programla hazırlan. Bu sadece havada bir bulut olarak kalmasın. Bu isteğini hayata geçir. Ve her başarını, minik bir başarını bile 100 sorudan 90'ını doğru çözdüysen kendini kalk, alkışla, kendine çikolata al, ödül al, kendini kutla. Bir başkasından övgü bekleme, bir başkasından motivasyon bekleme. Mutluluğunuz ne bir öğretmene, ne koçunuza, ne rehberlik hocanıza, ne annenize, ne babanıza, ne de diğer öğretmenlerinize bağlı olmasın arkadaşlar. Kendimizi de kandırmayalım. 2 kere 2 4 eder. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarıyı siz yapmışsınızdır. Önce kendinizi kendiniz kutlayacaksınız. Anlaştık mı?
O yüzden dostlarım, bunları bakın, bütün bu saydığım özellikleri tek başınıza bir yorum sağlamanız çok zor. Meriye Hocam, inan ki bu bilgileri verdiğim öğrencilerimin hep verdiği yanıt genelde sizin gibi. Hocam ben bu saydıklarınızı mümkün değil tek başıma yapamam diyorlar. Diyorum ki ben de biz bunun için buradayız. Yapay zekayı bunun için hayata geçirdik. Bakın arkadaşlar, üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız yaklaşık 6 yılın sonunda hayata geçirdiğimiz bireysel yapay zeka koçluk sistemimiz artık kayıtlı olan öğrencilerimiz tarafından bu yıl 3. yılı 3 yıldır kullanılıyor ve biz arkadaşlar 3 yıldır başarılara doymuyoruz. Türkiye dereceleri mi dersiniz? Türkiye birincileri mi dersiniz? Hukuk fakülteleri, mühendislik fakülteleri, tıp fakülteleri mi dersiniz? Bunları sağlıyor bizim öğrencilerimiz ve inanın sizin sandığınız gibi böyle göz altları çökmüş, psikolojisi bozulmuş, asosyal olmuş, yemek yemeyen, su içmeyen, dışarı çıkmayan öğrenciler değil. Gayet sosyalliğini yaşamış, gayet psikolojisi sağlam, gayet kendine güvenen ve gayet az çalışıp verimli çalışan öğrenciler. Bu bahsettiğim yerlere yerleşen öğrenciler bunlar. Neden? Çünkü bizim sistemimiz onların işlerini kolaylaştırdı. Eğer sizin de kalan bu son düzlükte karşınıza biz çıktıysak kendinizi lütfen şanslı görün ve bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü bu saydığım özelliği bir öğrencinin tek başına hem uygulaması hem bu özellikleri taşıyan bir programı sınav tarihine kadar hazırlaması ve kendini takip etmesi bir öğretmen olarak, bir öğrenci koçu olarak söylüyorum ki mümkün değil. Eğer bizim kurslarımıza kayıt olursanız arkadaşlar, şu an katıldığınız bu seminerden dolayı bütün eğitimlerimizde %60'a varan indirim hakkı kazanıyorsunuz. Ön lisansçılar, sıfırdan açılan bir grubumuz var. Bununla ilgili bilgi alabilirsiniz. Özellikle sistem yöneticim Muhammed Hocama rica edeyim. Kayıt olmak ve bilgi almak isteyen öğrencilerimin tıklaması gereken linki paylaşsın. Siz bir yandan bu linke tıklayın. İndirim kodunuzu kullanmak için yerinizi ayırın arkadaşlar. Bu indirim belirli bir sayı ile sınırlı. Ön lisans, lise, lisans, EKPSS, YKS, DGS, ALES, hangi sınav hazırlanıyorsanız bütün sınavların eğitimi bu bahsettiğim yapay zeka sistemiyle veriliyor arkadaşlar. Ve şu an kayıt olmanız halinde yüksek oranda indirimlerle birlikte kayıt olacaksınız. Hem ücret hem de kurs içerikleriyle alakalı linke tıkladığınız zaman ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım bir an evvel size ulaşıp soru işaretlerinizi yanıtlandırıp kaydınızı tamamlayıp hemen çalışmalarınızı hızlı bir şekilde başlatacağız. Mesaj atsanız da olur. Aynı. Neden başarılı olamayacağını düşünüyorsun Öznur? Hocam ben hiç altyapım yok. KPSS, ön lisans, DBT. Hiç güvenmiyorum kendime. Eğer bizimle birlikte hazırlanırsanız ben size güveniyorum. Sistemimize güveniyorum daha doğrusu. Bu sistemle kazanamama gibi bir ihtimaliniz yok arkadaşlar. Lütfen önce kendinize sonra bize güvenin. Linke tıklayın. Bakın sonra pişman olmayın. Bu linke tıklayanlar bu indirimden faydalanabilecek. Herkes taktı. Tıkladı mı linke? Onun dışında var mı sorularınız arkadaşlarım? Bakın ön lisans ve lise grubu 15 Nisan'da sıfırdan bir canlı ders eğitimimiz başlıyor. Lisans grubu bu sisteme kayıt olduğunuzda devam eden canlı dersler bizden size hediye. Yıl sonu kampları hediye. Türkiye geneli deneme sınavları, dijital kaynaklar, yapay zeka sistemi hepsinden faydalanmış olacaksınız. Evet. Mesaj atmanız gerekiyor bu indirimden faydalanmanız için. Bana arkadaşlarım tavsiye etti hocam ama geç kaldığımı düşünüyordum. Baskı yaptılar, yetişirsin bizi geçersin bile diye. Aynen öyle. Arkadaşlar geç kalmadınız. Bakın zaman subjektif bir kavram. Zaman senin için ve onun için farklı işliyor. Önemli olan kaç gün kaldığı değil. O kadar günde senin neler yaptın.
Bize güvenin. Yapay zeka sizi yetiştirecek. Seviyenizi ölçecek, öğrenme yapınızı tespit edecek ve ona göre biz programınızı hazırlayacağız. Bu bahsettiğim elemeyi, bahsettiğim stratejiyi sizin tek başınıza sağlamanız mümkün değil. Meryem Hocam, yüz yüze görüşme sağlayamıyoruz. Biz online bir eğitim kurumuyuz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. O yolla kayıt işlemlerinizi tamamlayabiliriz. Bu akşam kaydolmuş olurum. Zaten indiriminizin arkadaşlar yarın akşam 6'ya kadar süresi var. Bence linke tıklayın. Öğrenci koşullarından ücret ve indirimli ücret bilgisini alın. Ona göre değerlendirin. En geç bugün ya da yarın 6'ya kadar kaydınızı tamamlayın. Aksi takdirde indirim kodumuzun süresi dolacak. Haberiniz olsun. O halde herkes tıkladıysa ve bana daha fazla sorularınız yoksa dostlarım ben kaçar. Çünkü bir an evvel şu an WhatsApp birimiyle de iletişim halindeyim. Çok fazla tıklama olmuş. Yetişmemiz gerekiyor. Sizden bir gün daha çalmak istemiyorum. Bir an evvel linke tıklayan öğrencilerimi arayacağım. Diğer öğrenci koçlarım da bu konuda bana destek olacak, yardımcı olacaklar. Bir an evvel kaydınızı alacağız arkadaşlar. Tamam, eğer vaktin azsa, motivasyonun yoksa bu sistem tam sana göre. Daha neyi bekliyorsun hocam? Evet, güzel katılımınız için, aktifliğiniz için, güzel sorularınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sizin için çok etkili bir seminer olmuştur. Kayıt olduktan sonra çok daha sık sık görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın ama en önemlisi arkadaşlar, esen kalın ve başarıyla kalın. Görüşmek üzere.